Allah Teala mahlukatları yarattı. Ulardan tirigini yarattı, ölügini yarattı. O tiriklerin içinden hayvanları var, adamları var. Ajratdı. O adamların içinden Allah Teala sağını kesenini yarattı. Bu sağ keseler içinden Allah Teala imanlı imansızlarını talladı. İmanlilerin içinde Allah Teala ihlaslilerini talladı. Ve bana şu ihlaslı bendelerin içinden şahidlerini talladı. Şahidlik en âli makam, adli adam için. Şahidke enbiyalarga kılıngan muamele, nebiyelerge, siddiklerge kılıngan muamele kılınadı. Enbiyalarının cesetlerini tuprağa yemeydi, Peygamberimizin sahih hadisler var. Peygamberinin cesedi yerge kömülgen olsa, o çirimiydi. Adli bir insan şahidlik makamı geçse, kömülse, dafın kılınsa, cesedini tuprağa yemeydi. Allah Teala aytadı. Allah yolundaki cengde öldürülgen zatlarını herkes ölük deb oylamayın. Yok, onlar tirikdirler. O zatlar Allah öz fazlı keramı bilen bergen nimetlerden hoşnut halları da bahraman bulmaktalar. Tirik onlar deydi. Onlar tirik, fakat bilmiyorsunlar onu sizler deydi. Allah tamamen bergen merhametten nimetlerle duruşturlar. Ve hali ortlarından yetip gelmeyen biraderlerine hiç kendi havfu hatar yokligi ve gamgin bulunmasına yer hakkında kuşabar vermektedir. Ettik o, beçara ölüp kaptı deyimiz. İhtimal o ayetteyken bir beçara da bizden. O imam ile ketip kaldı. Eğer şahit bugün olsa, arkada eylerge kuşabar ver yaptı. Kapı olmayılar, gam çekmeyiler, sizlerge havfu hatar yok. Ahirette gamgin bulmuyorsunuz deydi. Allah da Allah şahitliğini özü haklıgen bandaları gibi verirdi. Şubha kıp olmayıydı bu masalada. Şahit mi? O tırıyor. Kuyuda bana ötken asırda bol ötken bir vakayın adbiyo hemen hazır. Bana şu dersler Türkümü'de getirilgen. Subhanallah. Yığılamaya ilacız yok. Hemenimiz bilemiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Uhud gazatıda 50'de Tadus'daki hukukken kemançıları Allah Teala'nı peygamberine asili kılıp Allah galabını nek beri türgen de şükretip alıştı ölce tahmesi de. Ve nek bu türgen galaba mağlubiyet yaylandı. Şunda Uhud'da Müslümanlar yengilişti. Peygamberimizin sahabalardan 70'lisi şahit buldu. Müşrikler Badr'da mağlup boğandı. Bir yıl burun. Ana şunun alamını alıştık için müşrike Kureyş ayarları ana şu cenk meydanına düşüp cenk tükügenden ki Müslümanların kulağı burunlarını kesip karınlarını yarıp közlerini oyuştu. Kulağı burunlardan şadalarını ötküzüp boynuları gelişti. Şundaki Müslümanların cüstelerin üstünden bir hakaratlarını yürgüzdü. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'in amakileri Asadullah, Hamza ibn Abdülmuttalib'ni Hind bint Utba'nın talebine göre Vahşi ibn Harb Nayzab'ını öldürdü. Öldürüşlikini evazıge azat kılıştı. Azat kılındı Vahşi. Sonra cenk tükegenden keyin Vahşi Hind'i yetelap gelip Hamza'nı öldürgenliğini kürsattı. Şunda Hind etti ki karnını yordu. Cigarını çıkarabildi. Cigarını çıkardı, çaynab, üstüki cigarını kornuna taşıp koydu. Asadullah, Allah'ın şere deyildi o kişi. Seyyid-i Şuhada deyildi, şahitlerinin en alisi deyildi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le en yaş görüyen amakileriydi. Şahit bu o kişi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlar bulan tağdan çekin boyanlardan ki, kayıt düştüler de, cenk meydanı getirgen eden ki, Müslümanların üstü alıp üstüde kılınca bunda hak olaptan katlı kaygı geçişti. Hala peygamberimiz emekçisini körme genedi. Hamza ibn Abdülmuttalib Mekke'de davrda iman getirgeni de Kureyşlerini az yine şaştı pasayı pagenedi. Peygamberimiz işengen, suyengen en küçüğü sahabalardan idi. Yürüp geldiler de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emekçisi Hamza'nın halatını körüp durup şimdi bir katlı yığladı. Avazları balat oldu. Hala sahabalar buna kadar yığılagendi, görüşmegendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bana şimdi bir alanda, otta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kasam dedi. Eğer Allah beni Kureyş üstüne galip kısa, 70'lisini bana musluğa kalamam dedi. Sahabalar Allah'a hakibarda bakırıştı. Lekin Resulullah Mekke'ni fatkı genden keyin, bu âli ahlakı yiyası buladı hamasını avf kıldı. Âli ahlakı bilen, pas ahlakı farkını mıydı? Pas ahlaklı kişi. Âli ahlaklı kişiye pasını yıkıgen de bu âli ahlaklı yegesi âliyle geçirir orada. Peygamberimiz âli buldu. Onlarına af kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amakileri Hamza'ya birinci bulup cenaze okudu. Karnı yarılgen, kulağı burunları kesilgen. Cenaze okudu.
birinchi bo'lib Hamzaga. Keyin yonboshiga boshqa sahobani olib keldi, unga janoza o'qildi. U sahobani olib qo'ydi, boshqa sahobani olib keldi. Hamza turibdi joyida. Payg'ambarimiz 70 marta janoza o'qildi Hamza roziyallohu anhuga. So'ngra janoza o'qib bo'lganlardan keyin aytdiki, "Parvardigoro" dedi. "Men bularni shahid ekanligiga men guvohman" dedi. Shahidligi aniq bo'lgan kishilar shuhado Uhud. Uhud'da şahit bo'lganlar. Hozirga borib kelgan mana aka-ukalarimiz yaxshi bilishadi. Madinaga borganda albatta o'ga ziyoratga olib boriladi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ziyorat qilinglar degan. Mana endi bugungi mavzumizga tegishli joyi. O'tgan asrda mana hozir hajga borganlar ko'rgan u shahidlar ko'milgan qabristonni devor bilan o'rab qo'yilgan. Lekin o'tgan asrda mana shu 20-asrda qattiq sel bo'lib ana shu shahidlar ko'milgan qabristonni suv yuvib, ba'zi shahidlarning jussalari yer betiga chiqib qolgan. 1400 yil burun ko'milgan jasadlar kecha ko'milganda chiqib turgan. Shayx Muhammad Mahmud Savob rahimahulloh aytadi. Uhuddagi shahidlarni dafn qilishlik marosimiga meni ham chaqirishgan edi deydi. Men ham qatnashdim. Men ko'mgan sahobalar ichida Hamza ibn Abdul Muttolib ham bor edi. Birodarlar 1400 yildan keyin gapiryapti bo'lgan ishdi. 1400 yildan keyin aytilyapti bu ish. Hamza ulkan gavdaligida deydi. Ulkan jussaligida deydi. Quloq burunlari kesilgan holda, qorni yoriq, qo'lini qoniga qo'yib yotardi. Xuddi kecha ko'milgandek. Biz uni qimirlatib o'rnidan jildirmoqchi bo'lganimizda qo'li jilib ketdi-da, jarohatidan qon oqdi. Qon oqqanda atrofni mushkambarni hidi tutdi. Birodarlar, bu o'tgan asrda bo'lgan ish. 1400 yildan keyin yer debetiga Alloh taoloning irodasidan chiqib qolgan bu Hamzani nima uchun Alloh bizga ko'rsatyapti? Nima uchun? Alloh taoloning oyatlari haq ekanligi yana bir marta bir isbotini topishligimiz uchun. Sanurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Toki ularga ushbu Qur'on rostdan ham Allohning tomonidan nozil qilingan haq kitob ekanligi aniq ma'lum bo'lgunicha albatta biz ularga atrof ofoqdagi va o'z vujudlaridagi bizning borligimiz va qudratimizga dalolat qiladigan oyat alomatlarini ko'rsatajakmiz. Ko'rib qo'yinglar deyapti Alloh taolo. Meni oyatlarim haq. Wala tahsabanna ladina qutilu fi sabilillahi amwat. Alloh yo'lidagi jangda qatl qilinganlarni o'lik demanglar deb turib ko'rsatib qo'yapti Alloh taolo bizga. Bu tavotur bilan va aynul haq bilan to'g'ri isbotlangan narsa. Oyatda hadisda kelgan va zamondoshlarimiz ko'zi bilan ko'rgan. Shayx Muhammad